Evet, bu yılın son Zerdüştü herhalde. Ve bu bölümü de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İki parça kaldı okuyacağımız. İnsanca akıllılık üzerine ve en sessiz zaman. Hocam, şey yapalım mı bu dönem? Üçü de okuyalım mı? Olur, program öyle değil miydi? Yani ikide bitiriyoruz ya bugün. Bitiririz herhalde bu ikisini de. Yani üçü de bitirelim bu şeyde. Seneye dördüncü kitap okuyalım. Olur. Ölmez sağ olursak tabii ki. Tabii. Olur. Üçü de okuyalım. O zaman bu yılın son iki okumasını yapacağız birlikte. Umarım güzel bir yıl gelir önümüze. Hepinize güzel yıllar diyerek başlayayım. Ve emeği geçen arkadaşları ve tekrar teşekkür ediyorum. Başta Yıldız olmak üzere çok emek sarf ettiler, zaman harcadılar. Murat, Burak kardeşim sağ olsun. Ahmet, değil mi? Zaman zaman onun da katkısı oluyor. Ve belki bilmediğim adını söylemediğim, unuttuğum arkadaşlar da varsa katkısına teşekkür ederim. Çünkü yolculuk birlikte yapılan, yoldaşlarla yapılan bir eylem. İnsanca akıllılık üzerine akıllılık diye çevirmiş. Evet, genellikle öyle çevriliyor akıllılık diye. Ama bu akıllılığı rasyonellik anlamında anlamamak lazım. Buradaki akıllılık işbilirlik anlamındadır. Yani işini bilme, problemi çözme, daha çok belki biraz kurnazlığa yakın bir zeka ile ilgilidir. Klugheit, Almanca sözcüğü. İngilizceye zaman zaman cleverness diye çevriliyor. Bakayım elimdeki metinde nasıl çevrilmiş. Ha, prudence diye çevrilmiş. Ha, iyi. Evet, o anlamda. Yani dengeli olmak, işini Hocam, yapabilmek. Buyurun. Derin Su ve Oflazoğlu öngörü demiş. Öngörü mü demiş? Evet, ikisi de öngörü demiş. Olabilir. Yüksekler, aha, herhalde o oradan İngilizceden bakmış olabilirler. Onun etkisi olmuş olabilir. Yani öngörü. Böyle bir anlamı var ama hep bana Almanca'daki Klugheit böyle bir çağrışım yapar, hatta akıllılıktan öte bir kurnazlık. Yani yaşamda karşılaştığımız sorunların nasıl üstesinden geleceğimize ilişkin bir maharet, bir beceri, bir zeka gibi gelir. Hocam, Yüksekler değil, efendim. güzel de akıllılık demiş. Evet, o Almanca'dan baktığı anlaşılıyor. Genellikle başka dillerden bakıp çeviriyorlar onun için. Yorumu yapılmış oluyor. Tabii arkadaşlar, burada belki tekrar olacak ama şimdi bir dili bilmek, o dili kullanmak veya sınavlarında başarılı olmak anlamına gelmez yalnızca. Yaşamakla ilgilidir, duymakla ilgili bir şeydir. Yani dili bir araç gibi düşünüp
İşte lazım olduğu zaman kullanıyoruz, dilekçe yazıyoruz. Bilmem sosyal medyada mesajlar gönderiyoruz. Veya bilim insanıysak veya işimiz neyse, katipsek, notersek, yargıçsak, laboratuvarda çalışıyorsak rapor yazıyoruz falan. Bu değil, dil. Buradaki insana düşünme yolculuğu yaptıracak olan dille ilişki, bu düzeyin dışında, ötesinde bir ilişkidir diye düşünürüm. Hele Nietzsche okumalarımızda. Onun için bir dili biliyor olduğumuzu sanmak, bu ana dilimiz de olabilir, bizi yanıltabilir. Çünkü insan ana dilini bile bu anlamda duymuyor olabilir. Yani bir dili duymak diye bir duyarlılık olduğuna inanıyorum. Bu dil duyarlılığıdır. Yani o dilin tadına varmak, o dilin açtığı düşünme ve duyma yollarında yürüyebilmek. Böyle bir duyarlılığı bilmiyorum şimdi öğretmenler kazandırabiliyor mu, ama aile içinde edinilen bir şeydir. Bunu ben küçük yaştan beri değişik insanlarda gördüm. Hemen şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Birlikte ben uzun yıllar ÖSYM'de çalıştım, felsefe, mantık sorularını hazırlamada. Orada çok değerli bir arkadaş vardı. Ve çok güzel Türkçe kullanıyordu ve böyle çok ilginç deyimlerle konuşuyordu. Sonra sordum, nasıl böyle bir dil duyarlılığı sizde var diye. Bizim ODTÜ eğitim bölümünden galiba, ya sosyoloji miydi? Şimdi anımsamıyorum. Dedi ki, ben dedi Can Yücel'in kız kardeşinin geliniyim dedi. Yani kendi kayınvalidesi diyelim. O kadar güzel Türkçe konuşurmuş ki, belki Hasan Ali Yücel'in dil duyarlılığından gelen bir şey. Yani bana oradan geçti demişti. Belki kendisi de hazırdı buna. Ve benim de dedi mesela kayınvalidem, inanılmaz inceliklerle ve zenginliklerle dolu bir Türkçe konuşurdu. Demek ki yalnız Can Yücel değilmiş. Yani Can Yücel kendini şair olarak göstermiş ama onun kız kardeşinde de böyle bir dil duyarlılığı olduğu, hatta öylesine ki bir kızına bile, oğlunun eşine bile o denli etkili olabilmiş. Böyle insanlar var. Dili bu şekilde inceden inceye duyan ve yaşayan. Bakışın şöyle diyor, yüksekler değil, iniştir korkunç olan. Bakışın aşağıya yuvarlandığı, elin yukarıya doğru uzandığı iniş. İşte o zaman yürek bu çifte istenç karşısında, yani elin yukarıda, bakışın aşağıda olduğu. Müthiş bir insanlık durumu. Bakın Zerdüşt'ün bence çarpıcı yanı bu. Yani böyle bir durumu mesela akademik bir dille, yani edebiyat veya felsefe diliyle anlatmaya kalksanız belki sayfalar sürebilir.
bakışın aşağıya yuvarlandığı, elin yukarıya doğru uzandığı iniş. İşte o zaman yürek bu çifte istenç karşısında baş dönmesine tutulur. Çifte istenç var. Yani el yukarıda, bakış aşağıda. Ah dostlarım, benim yüreğimin de çifte istencini anlayabiliyor musunuz şimdi? Bakışlarım yükseklere doğru yuvarlanırken, elimin derinliklere tutunmak isteyip, biraz önce anlattığının tersi. Bakışlarım yükseklere doğru yuvarlanırken, elimin derinliklere tutunmak isteyip, kendine orada destek araması. Bu sizinle sürdürdüğümüz yolculuklarda zaman zaman sözünü etmişimdir. İnsanın insan olmasında, hani anlama, kavrama, başkalarıyla ilişki kurma gücünde göz önüne aldığımızda üç önemli boyutundan söz etmeye çalışırım. Bildiğimiz fiziksel kavramları kullanarak derinlik, genişlik, yükseklik. Derin insan olma diye bir şey var. Bunu başaramadığınızda sığ biri oluyorsunuz. Geniş insan olma diye bir şey var. Kavrama, anlama gücü. Ötekiyle, başka olanla ilişkiye geçebilme, ona dokunabilme, ilişkileri çeşitlendirip çoğaltabilme, ilgi alanlarını ve bizi zenginleştiren yanlarımızı. Bu mesela Deleuze'de, bir Frankofon filozof, vurgulanan bir ontolojik yandır. Yani benim bu söylediğim anlamda değil ama yani insan varlıklarla girdiği ilişkiyi genişletmelidir. Nesnelere, var olanlara verdiği yorum açısından bir geniş ufku olmalıdır ve bu ufkun anlamını da derinleştirmeye çabalamalıdır. Peki yükseklik nedir? Yükseklik coşkuyu gösterir. Biraz eski bir sözcük kullanırsak, sevdiğim bir sözcüktür, şevktir. İnsan şevki bir varlıktır. Eski Yunanlılar buna eros diyorlardı. İnsan erotik bir varlıktır. Yani yaşam tutkusu, yaşam enerjisi olan bir varlıktır. Bunu çok dar anlamda anlamamak ve sadece cinsellikle ilişkilendirmek dar bakıştır. Eğer geniş değilseniz darsınız. Derin değilseniz sığsınız. Yüksek değilseniz basık bir insansınız. Yani ruhu basık, dar ve sığ insanlar giderek sayıları çoğalıyor. Belki bunları konuşan biri olarak ben de öyle olabilirim. Yani ondan çok emin değilim ama. Başka türlü olunabileceğini
mi söylerim. Belki de bu boyutları genişletebiliriz de. Yani belki de bu Zerdüşt'ü okurken bu saptama anlamlı olabilir. Boyutlarımız, ruhumuzun düzelteyim, tinimizin ya tınımızın boyutları diyebiliriz buna. Tabii biz yaşlılar genellikle şimdiki gençlere ya ne kadar sığ bu çocuklar, işte çok az sözcükle konuşuyorlar, sorunları derinliğine düşünmüyorlar. Bu ama ben çocukken de büyüklerimiz aynı şeyi söylerlerdi. Yani böyle bir şey de var. Onun için gençleri de küçümsememek gerekir. Bakışlarım yükseklere doğru yuvarlanırken tabii yükseklere doğru yuvarlanma bana çok bir Türkçe gibi gelmedi. Değil mi? Genellikle ben hep yuvarlanmayı aşağı doğru diye tasarlarım. Hani yükseklere doğru tırmanılır diye düşünürüm. Neyse bunun şeyine gitmek istemem şimdi. Yani Almancasına bakıp böyle mi değil mi nasıl çevrilebilir? Belki özellikle öyle vurgulamış da olabilir. Ama bakışların yuvarlanması diye bir şey var. Ama bakış tırmanabilir de. Elimin derinliklere tutunmak isteyip kendine orada destek araması, çünkü derinlere giderken boğulabiliriz. Kaybolabiliriz. Onun için düşme çağrışımı olduğu için derinliklere doğru hep bir güvence arayışımız olabilir. Ya bu kadar derinlik içinde acaba boğulabilir miyim? Kaybolabilir miyim? Bir daha bu düştüğüm derinliklerden çıkabilir miyim? Budur işte benim inişim ve karşılaştığım tehlike. İnsana sarılıyor istencim, kendimi insana zincirle bağlıyorum. Çünkü yukarıya, ötedeki insana, öbür insana sürükleniyorum. Çünkü öteki istencimin ulaşmak istediği orası. Yani insan bir şekilde dönüşecek arkadaşlar. Ama buradaki vurgu bir tınla ilgili, tınsal bir dönüşüm. Ama insanın tınsal dönüşümü, yani spiritüel dönüşümü acaba ekobiyolojik anlamda bir mutasyon geçirmeyi gerektirir mi? Yoksa bu halimizle tınsal bir dönüşüm yaşayabilir miyiz? Acaba Nietzsche'nin öbür insan dediği insan böylesine dönüşmüş, yani tınsal dönüşmüş insan olduğundan çok kuşku duymuyorum ama bunun ekobiyolojik bir altyapısı var mıdır? İnsan bu haliyle öbür tınsal olarak öbür insana dönüşebilir mi? Ulaşabilir mi? Ama Nietzsche'nin, Friedrich'in ulaşmak istediği yer orası.
Ve üstelik tabii sürükleniyorum demiş. Yani bir başka güç mü onu oraya çekiyor? Yoksa kendi çabasıyla mı gidiyor? Ve üstelik kör olarak yaşıyorum insanların arasında. Onları tanımıyormuşçasına elim sağlam bir şeye olan inancını bütünüyle yitirmesin diye. Çünkü eğer kör olmazsam oradaki çirkinlikleri, sığlıkları belki sığlığa gömülmüşlüğü görüp boşlukta kalacağım, gücümü yitirebileceğim. Kör olarak yaşamak bana bir güç. Bu anlamda sağlam bir yerde olduğum inancını veriyor olabilir. Tanımıyorum siz insanları. Çünkü insanı aşmak için insanı tanımama aşamasına gelmek lazım. Yani buradaki tanımama, siz değersizsiniz, beş para etmezsiniz anlamında değil, öyle bir çağrışım yapabilir. Allah Allah, bu insanlar da nereden çıktı ya gibi bir şey. Yani bir çeşit fenomenolojik anlamda bir epohe gerçekleştiriliyor. Allah Allah, ben ilk defa görüyorum galiba. Bu varlığa insan deniyor sanıyorum. Bu müthiş bir tutumdur aslında ve zor bir iştir. Çünkü insanlar aşinalığın sağladığı katılık içinde artık bildiklerini sandığı şeyleri bilemez olurlar. Onun için yeniden bilmek, ilk defa bilmek, bu deyimleri de kullanır Nietzsche değişik metinlerinde. İlk defa bilebilmek diye bir şey var. Zor bir iştir. Allah Allah, çarpma böyle mi yapılıyordu? Bir öğreneyim bakayım. Yani yıllardan beri bildiğinizi sandığınız şeyin ölü olup olmadığını gözden geçirebilme işi. Bu karanlık ve teselli çoğu kez bu karanlık ve teselli çoğu kez çevreme yayılıyor. Büyük kapının dibinde oturmuş, her düzenbaza sormaktayım. Neyse o büyük kapı. O kapıdan çıkılacak mı, yoksa o kapıdan gelecek biri mi var? Her düzenbaza sormaktayım. Kim beni aldatmak istiyor? Mesela gidiyorsunuz bir toplanın arkadaşlar, size bir sorun var. Kim beni aldatmak istiyor? Bu benim ilk insanca akıllılığım. Aldatanlar karşısında dikkatli olmak zorunda kalmamak için aldatılmama izin veriyorum. Mesela öğrenciliğimde en çok kopya çektiğim, çekilen derslerde hocanın böyle sıralar üzerinde dolaşıp
yakarım kopya çekenleri falan dediği durumlarda kopya çekmek müthiş lezzetli bir şeydir. Değil mi? Yani adam karışmasa kopya falan çekeceğimiz yok ama iki de bir dibinde durup böyle kopya çekme, kopya çekme şey insanı kopyaya teşvik eden bir şey olabilir. Ah, bir de dikkatli olmak zorunda kalsaydım insanın karşısında, o zaman benim için nasıl bir demirleme noktası olabilirdi ki insan? Zaten arkadaşlar, yaşamak aldanmaktır. Şundan dolayı hiçbir zaman hakikatin ne olduğunu bilme olanağımız yoktur. Biz ancak ekobiyolojik olanaklarımızın sağladığı ölçüde bilebiliriz. Ve ona da belki hakikat deriz. Ama bu bilgimiz bu gezegenle, bu gezegendeki bizim bir canlı türü olmamızla sınırlıdır. Öyle olduğunu unuturuz ve bütün sanki evrendeki her şeyi bildiğimizi, içinde bulunduğumuz koşullara bağlı olmadan mutlak olarak bildiğimizi düşünürüz. İşte bu bir aldanmadır. Yani bugün iyi bir bilim insanı bilir ki bu bilgiler, elde ettiğimiz, bilimden edindiğimiz bilgiler belli kabullerle, belli koşullar altında şimdilik böyle olan bilgilerdir. Öyle olacak yerde beni kolaycacık yukarılara, ötelere savuru verirdi. Yani dikkatli olmak zorunda kalsaydım insanın karşısında. Oysa körüm ve aldatılmaya izin veriyorum. Budur işte benim yazgım için öngörülen dikkatsiz olmak zorundayım. Bu tavır başka şekilde mesela Heidegger'de biraz belki Hristiyan mistiklerinde de olan bir şeydir. Gelassenheit denen bir tavıra yakındır. Yani bırakıyorum olana kendimi. Çünkü çok fazla tedbir alarak etrafımı çok fazla kollayıp denetlemeye çalıştığımda olup biteni daha iyi göreceğimi sansam da göremeyeceğim birçok şey olur. Dolayısıyla yeni ve farklı olanı görmenin yollarından biri de kendimizi olup bitene bırakabilme gücüdür. Ve insanlar arasında her kim ki susuzluktan ölmek istemez ve bütün bardaklardan içmesini öğrenmek zorundadır. O bütün bardaklardan içmesini öğrenmek zorundadır. Hayır, benim kendi bardağım var, başkasının bardağından içmem. Bardağımı cebimde taşır. Öyle insanlar vardır değil mi? Hani çantasında bardağını taşır. Hani mikrop geçer bilmem ne olur. Hani kolluyor etrafı değil mi? Yani o
O zaman su değişik bardaklardaki suyu tanımıyor ve bardağı tanımamış oluyor. Ve yine insanlar arasında her kim ki temiz kalmak ister, o pis suyla da yıkanmasını bilmek zorundadır. Müthiş bir tavır tabii. Ama bu felsefede daha başlarda vardır. Yani stoa tavrına yakın bir şeydir. Yani Nietzsche'nin stoayla ne alakası olabilir diyebilirsiniz ama vardır. Yani felsefeyle yolculuk yapanların yolculuğunda stoik izler hep vardır. Eğer stoa nedir falan o konuda sıkıntınız varsa biraz okumanızı öneririm. Üstelik epeydir 20. yüzyılda, önceki yüzyıllarda da vardı belki, stoacı vardır. Yeni stoacılar, entelektüeller arasında, Amerika'da, Avrupa'da, onların dergileri de var. Kitaplar vardır bol bol çıkan. Stoacı terapi vardır mesela. Bir takım mesela yaşam koçları falan da stoik öğretiden çok yararlanırlar. İşte Epiktetos, Marcus Aurelius, bizim Türkiye'de bilinen iki stoacı düşünür. Ve işte bu yüzden hep şöyle dedim kendimi teselli etmek için. Haydi toparlan, toparlan bakalım ey yaşlı yürek. Bir mutsuzluk gelebilecekken başına yolunu şaşırıp gelmedi. Yani bana mutsuzluk gelecekken, hay Allah neden mutsuz değilim ya? Herhalde mutsuzluk yolunu şaşırdı. Tadını çıkar bunun. Hala şimdilik henüz mutsuz değilsin. Ama biraz sonra olacaksın ona göre. Hazır mutsuz değilsen tadını çıkar. İşte bu da stoik ya epikürian, epikürcü bir tavırdır. Tadını çıkar bunun kendi mutluluğunun. Ama bu da benim diğer insanca akıllılığımdır. Yani yaşama becerikliliği anlamına geliyor akıllılık böyle. Yaşama ustalığı anlamına geliyor. Ben olsam belki öyle çevirirdim. Kendini beğenmişleri gururlulardan daha çok korurum. Zedelenmiş bir kendini beğenmişlik bütün trajedilerin anası değil midir? Oysa nerede zedelenmiş bir gurur varsa oradan gururdan daha iyi olan bir şey filizlenir. Hani kendini beğenmişlikle kendine güvenle ilgili olan gurur. Hayatın iyi seyredilebilmesi için oyunun iyi oynanması şarttır. Ama bunun içinde iyi oyuncular gerekir. Ben iyi birer oyuncu olarak gördüm bütün kendini beğenmişleri. Onlar oynarlar ve herkesin onları seyretmekten memnun olmasını isterler. Bir çeşit belki bu çağın deyimiyle söylersek narsisizm. Çünkü kimi psikoterapik açıdan dünyaya bakan insanlar açısından narsisistik bir çağda yaşıyoruz.
Yani narsisizm ne anlamda? Kendimizi başka biri sanıyor ve o başka birini sürekli kollamaya ve ona hizmet etmeye çalışıyoruz belki. Ve ötekine kapalı olma. Herkesin onları seyretmekten memnun olmasını isterler. Bütün tinleri bu istekte odaklanmıştır. Değil mi? Öyle insanlar vardır bir toplulukta, hemen dikkat çekmek isterler. Herkes onu onaylansın, onaylasın, onasın, övsün isterler. Kendilerini oynarlar. Şimdi kendisi olmakla kendisini oynamak arasındaki fark zor bir sorundur. Yani kendimizi oynuyor muyuz? Yoksa kendimiz olarak mı bulunuyoruz? Kendilerini oynarlar, kendi kendilerini icat ederler. Severim onların yanındayken hayatı seyretmeyi. Bu hüznüme iyi gelir. İşte bu nedenle korurum kendini beğenmişleri, hüznümün hekimleri oldukları ve insanı gözümde bir tiyatro oyunu kadar çekici kıldıkları için ve ayrıca kendini beğenmiş kişinin alçak gönüllülüğünü tüm derinliğiyle kim kavrayabilir ki? Ben o insana alçak gönüllülüğünden ötürü iyi davranır ve merhamet ederim. Şimdi genellikle değil mi? Bir insan kendini sürekli öne sürüyor, beğeniyorsa, kendini beğenmiş veya alçak gönüllü davranmaya çalışıyorsa alçak gönüllü deriz. Ama tersi de söylenir, değil mi? Yani alçak gönüllü olmaya çalışmanın müthiş bir büyüksenme, kendini bir marifet sanma olduğu söylenir. Yani burada da kendini beğenmişler aslında değerli insanlardır. Kendini beğeniyorsan söyleyeceksin. Yani bir de onu saklıyorsan kendini daha fazla beğeniyor olabilirsin. Hocam. Buyurun. Aflazımoğlu hüzün yerine kara düşüngü diye çevirmiş. Evet, galiba hüzün, hüzünü ben mesela çeviride kullanmak istemem. Çünkü hüzün çok bize özgü bir şeydir. Yani batılı bir Nietzsche'de hüzün biraz çok yakıştırma olur. Dolayısıyla ne diye çevirmiş dedin? Kara düşüngü. Öyle mi? Kara düşüngü mü? Hocam ben Oflazoğlu'nu çok beğeniyorum. Çünkü yeni yeni sözcükler şey yapmış. Oflazoğlu'nu okumak o yüzden... Melankolinin karşılığı olarak kullanmış olabilir. Hayır, bu çeviride bayağı yeni sözcükler kullanmış. Ha, güzel. Onlarla karşılaşmak hoşuma gidiyor benim. Ha, güzel, evet. Hocam derin suda gönül üzgünlüğü demiş. Hı. Bir bakalım ya arkadaşlar neymiş bu? Böyle değişik yorumlar yapıldığına göre ilginç olabilir. Bu tam hüznüme iyi gelir demişti değil mi?
kendilerini oynarlar. Onur, kaçıncı sayfada sen buldun mu? Evet hocam. 225. sayfada. 225 mi? Evet hocam. Tamam. Bakayım. Hocam tüzel de yürek darlığıma demiş. Öyle mi? yürek darlığı mı demiş? Evet. 225'te hemen ikinci paragrafı hocam. Ha evet. Schwermuth. Evet, yani kara düşünceli bir hal. İngilizceye melankoli diye çevrilmiş. Herhalde şey oradan, Oflazoğlu oradan yapmış. Gönül üzgünlüğü. Yani zaman zaman insan böylesine bir ağır duygusal çöküntüler içine, duygusal bir ağırlık altında kalabilir. Buna hüzün diye çevirmek bence doğru değil. Evet, devam ediyorum. Ve ayrıca kendini beğenmiş kişinin alçak gönüllülüğünü tüm derinliğiyle kim kavrayabilir ki? Kendini beğenmiş kişinin alçak gönüllülüğünü. Ben o insana alçak gönüllülüğünden ötürü iyi davranır ve merhamet ederim. O kendine inanmayı sizlerden öğrenmek ister. Yani onun için öne çıkmak ve sizden bir geri bildirim almak ister. Bir yanıt almak ister. Çünkü kendimize inanmayı başkalarından öğreniyoruz. Sizin bakışlarınızla beslenir, övgüleri avuçlarınızdan yer. Yani herhalde avuçlarında hani bir tuzu bir keçiye uzatır gibi bu anlamda mı acaba? Yani keçinin avucumuzdaki tuzu yalaması gibi. İyi yalanlarsa eğer, hakkında söylediğiniz yalanlara bile inanır. Çünkü yüreğinin derinlerindeki iç çekişi şöyle der: neyim ben? Şimdi burada kendini beğenmişleri çözümlüyor. Kim? Dünyanın en iyi psikoloğu Nietzsche. Değil mi? Kendini öyle diyordu. Ve asıl özlem, kendinin bilincinde olmayan özlemse, yani doğallığından gelen, o zaman kendini beğenmiş kişi kendi alçak gönüllülüğünün bilincinde değildir. Yani o doğal olarak bunu yapıyor. Ama bu da benim üçüncü insanca akıllılığımdır. Hani Ekkyomoda da bunu kullanmıştı. Yani neden ben böyle akıllıyım diye bir bölüm vardır orada. Yani neden böyle ben yaşam karşısında insanlarla olan ilişkide başarılıyım anlamında. Kötüleri görmenin keyfini
sizin korkaklığınız yüzünden bozmam. Yani insanları çünkü olduğu halde gibi alırsanız onları tanıma olanağına kavuşursunuz. Ama baştan onları yönlendirmek, davranışlarını biçimlendirmek, kimilerini kabul edip kimilerini engellemeye çalışırsanız onlar da sizin karşınızda kendileri gibi davranamazlar ve siz de onları tanıyamazsınız. Sıcak güneşin kuluçkasından çıkma mucizeleri. Bu da güzel bir deyiş değil mi? Kaplanları, palmiyeleri, çıngıraklı yılanları görmekten mutluluk duyuyorum. Neden? Korkmadığım için. İnsanlarla ilişki biçimi. Yani neyse onları öyle aldığınızda tabii bu zor bir iş. Çünkü kötü ise insan onun kötülüğüyle karşılaşabilirsiniz. Burada yılan da sizi sokabilir. İnsanlar arasında da güneşin kuluçkasından çıkma güzel şeyler olduğu gibi, mesela bunu nasıl çevirmiş? Güneşin kuluçkasından çıkma Zorlu kuluçka demiş hocam. Ne demiş? O da kuluçka demiş. Kuluçkaya yatmasından çıkan kızgın güneşin. Derin su da öyle. Evet. O da kuluçka demiş. Işık, ışık ve sıcaklıktan. Kötülerin de hayran olunacak yanları vardır. Bu da insanca bir söyleyiş. Yani kötü dediğimiz damgalayıp belki ilgilenmediğimiz insanların da hayran olunacak yanları vardır. Tıpkı aranızdaki en bilgelerin bana o kadar da bilge gözükmemesi gibi. İnsanların arasında da asıl kötülükleri kötü ünleri kadar büyük, kötülükleri kötü ünleri kadar büyük olmayanları gördüm. İnsanların arasında da asıl kötülükleri kötü ünleri kadar büyük olmayanları gördüm. Tuhaf olmuş ama Tüzel nasıl çevirmiş bunu? Demiş ki hocam, gerçi en bilgelerinizin bana pek de bilge görünmemesi gibi insanlığın kötülüğünü de henüz ününe yaraşır bulamadım. Yani kötünüz bile doğru dürüst kötü değil ya. Bu ne biçim kötü? Hiç böyle kötü mü olur? İnsan dediğin böyle mi? Doğru dürüst kötü olsana. Ve sık sık kendime şunu sordum kafamı sallayarak. Neden bir de çıngırak çalıyorsunuz? Siz ey çıngıraklı yılanlar. Yılansınız anladım da yani bu çıngırak ne oluyor? Ey kötü insanlar yani sokacaksınız da bari çıngıraksız sokun. Gerçekten kötü için de bir gelecek vardır. Burada kötü hangi sözcük Onur? Böze mi? Şleht mi? Şilim mi? Böze hocam. Böze mi? Böze evet. Ha evet. Bözheit. Evet. Bözheit. Bözheit'i de kullanıyor ayrıca. Tamam.
Kötü. Evet. Biz de Türkçe'ye kötü diye çeviriyoruz. Nietzsche'de çoğunlukla kötü diye çevrilen üç sözcük var. Böse, schlecht ve schlimm. Daha başka sözcükler de olabilir ama bunlar daha çok kullanılan. Türkçe'de de şey mi? Kötü, fena, berbat mı? Ha, ben öyle çevirmeyi düşünüyorum. Eskiden öyle çevirmemişim. Şer, hayır, şer filan gibi tuhaf şeyler yapmışım. Ama onları öyle çevirmeyi düşünüyorum. Maalesef çeviriler çok son derece kötü olmuş. Düzeltebilir miyim? Belki ömrüm vefa ederse bir gün olabilir. Evet, yılansınız anladık da yani neden bir de çıngırağınız var diyor. Gerçekten kötü için de bir gelecek vardır. Yani kötü gereklidir aslında bu yaşamın yaşam olabilmesi için. Zaten yaşamın kendi doğallığından çıkmış belli bir işte Homo sapiens sapiensin içinde bir birey. Ona yüzyılların belki bin yılların alışkanlığıyla kötü diyoruz. Ve henüz insan tarafından keşfedilmiş değildir en sıcak güney. Tabii Nietzsche'nin özlemi biraz öyle ama en sıcak güneyde bir süre kalınabilir. O da en sıcak güneyin soğuk zamanında belki. Çünkü kışın güneye gidip yazın, değil mi? Kuzeye gidiyor. Yani herkes kışın kayak yapmaya giderler kuzeye. Yazında denize, güneye inerler. Nietzsche tersini yaparmış. Yalnızca 12 ayak genişliğinde ve 3 ay uzunluğunda, ay mı acaba o? 3 ay uzunluğunda olmasına karşı hala en büyük kötülük sayılan ne çok şey var. 3 ay mı? O yanlış değil. Diğerleri de ay demiş hocam. 3 ay demiş. Ay değil mi? Evet. Yani bir şekilde bir zaman, birisi zaman olsa gerek. Diğeri uzam. Ama günün birinde, yoksa buradaki ay bir uydu olan ay anlamında mı? Onur öyle mi? Almancası drei Monate lang hocam. Ha, Monat, evet. O zaman şey, zaman yani. 3 ay süreyle. Evet, 3 ay süre. Gökteki ay değil yani. İşte Türkçe'de öyle karışıklıklar olabiliyor. Devam edelim. Diyor ki ama günün birinde dünyaya daha büyük ejderler gelecek. Çünkü öbür insanın ejderinden layık olan üstün ejderinden yoksun kalmaması için daha pek çok sıcak güneşin balta girmemiş nemli ormanları kasıp kavurması
gerek. Bu baştaki dönemlere, dinozorların yaşadığı belki dönemlere dönülecek. Öyle bir çağrışım yaratmak istemiş. Yani o zaman belki öbür insanın gelebilmesi için, aşan insanın gelebilmesi için diyelim, ekolojik, ekobiyolojik dönüşüm de belki gerekli. Yani ortam da değişecek. Pek çok sıcak güneşin balta girmemiş nemli ormanları kasıp kavurması gerek. Yani iklim değişikliği. Eğer bunlar metafor değilse, düz okuyorsak. Önce yaban kedilerinizden kaplanların, zehirli kurbağalarınızdan da timsahların türemesi gerek. Bakın burada çevresel değişiklikler olacak. Çünkü iyi avcıya iyi av yakışır. Yani eline son derece gelişmiş tüfek alıp, yani gidip bir zavallı tavşanı bulup giriyorsun. Yani bir olmadı yani, bu tüfeğe bu tavşan yakışmaz. Avcı. Kendini bulsan daha iyiydi. Yani bu tavşanı vurdun ama. Ve gerçekten de sizler iyi ve adil olanlar, yani iyi ve adilim diye etrafta dolananlar, pek çok gülünecek yanınız var. Ha ha ya, bu insan iyiymiş, güleyim bari diye. Adilmiş. Ve hele şimdiye kadar şeytan diye adlandırılan karşısında duyduğunuz korku ne? Nedir o korku? Yani ben tertemiz insanım, yalan söylemem, haksızlık yapmam. Peki neden şeytandan korkuyorsun? Büyük olan karşısında öyle yabancısınız ki ruhlarınızla, aşan insan iyiliği yüzünden korkunç gelecek sizlere. Yani siz farklı bir insanın, işte büyük, büyük sözünü de sık kullanır mesela, büyük sağlık, büyük mutluluk. Bunu anlayamayacaksınız. Yani çok farklı bir insan bu gezegende oluştuğunda ve sizler bilge ve bilgili olanlar, aşan insanın içine çıplak girerek neşeyle yüzdüğü bilgelikten güneş yanığı korkusuyla kaçacaksınız. Çünkü oradaki ışığa ve sıcaklığa dayanamayacaksınız. Hemen bir gölge yer bulmaya çalışacaksınız. Işığı sizi korkutacak, yakacak. Sizler gözlerimin karşılaştığı en yüce insanlar. Budur işte karşınızda duyduğum kuşkunun ve gizliden gülme isteğinin kaynağı. Yani sizler işte karşılaştığım insanlar. Aslında körüm ama işte bir körün görebildiği kadar yüceyim diye dolanan varlıklar, insanlar. Ama güleceğim geliyor sizi gördüğümde. Öyle sanıyorum ki sizler benim aşan insanıma şeytan derdiniz. Ah, gerçekten de yorgun düşmüştüm bu en yüceler ve en iyilerden.
Yani bıktım artık. Ne diyoruz biz? Gına geldi artık. Onların yüceliğinden yukarılara, ötelere, üstün insana, aşan insana gitmek özlemindeyim. Bir ürperti sardı her yanımı, bu en iyileri çıplak gördüğümde, yani en iyiler diye dolananlar. İşte o zaman beni uzak geleceklere taşıyacak kanatlara kavuştum. Hiçbir ressamın düşleyemediği kadar uzaktaki geleceklere ve çok daha güneydeki güneylere, işte bir güney özlemi var. Yani o karanlık yerlerde yaşamaktan gelen, tanrıların tüm giysilerden utandıkları yere. Çünkü bir tanrı için giysi utanılacak bir şeydir. Çünkü saklayacakları hiçbir şey olmadığından. Değil mi? Eski Yunan'da giysiler yok gibi bir şeydi hemen hemen. Ama sizleri, siz en yakınlarımı ve insan olmayı paylaştıklarımı kılık değiştirmiş olarak görmek istiyorum. Şöyle iyice temizlenip paklanmış, kendini beğenmiş, iyiler ve adil kişiler olarak saygı değer. Yani kendini beğenmiş olun arkadaşlar. Çünkü kendinizi beğenirseniz kim olduğunuz ortaya çıkar. Yani saklama saklama şeyine marifet göstermeye çalışırsınız çünkü belki. Ve ben de kılık değiştirmiş olarak oturmak istiyorum aranızda. Öyle ki hem sizleri hem de kendimi tanıyayım. Mesela bakın bu da bir çeşit tanımadır. Değil mi? Hadi arkadaşlar giysilerimizi değiştirelim. Şimdiye kadar birbirimize hep böyle göründük ama başka türlü görünelim. Ben peruk takayım. Siz şu şapkayı takın. Siz şu giysiyi giyin. Bakalım görünüşlerimizi değiştirdiğimizde birbirimizi tanıma da neler değişecek? Çünkü alışılagelen kılıklarımızın ötesindeki kendilerimizi görme olanağımız olacak mı? Ve ben de kılık değiştirmiş olarak oturmak istiyorum aranızda. Öyle ki hem sizleri hem de kendimi tanımayayım. Yani maskeli balo falan yapılır ama herhalde o da öyle bir oyun mudur? Maskeler takmak. Yoksa maskelerin arkasındakileri herkes tanır mı aslında? Arkadaşlar bundan sonra birbirimizi tanımayalım. Acaba birbirimizi tanımasak birbirimizi daha mı iyi tanırız? Buna tanıma paradoksu denebilir belki. Yani birbirimizi tanımamaya çalışsak acaba daha iyi mi tanırız? İşte bu bölüm mesela böyle bir düşünsel bir paradoks çıkarabilir. Çünkü bu da benim son insanca ustalığım, yaşama ustalığım, tanımama tavrım. Tabii yine uyaralım, bizim Türkçe'de tanımama argo deyimle iplememe, önem vermeme anlamında değil. Aa kim acaba bu demek? Yani o anlamda tanımama. Son bölümü okuyoruz. En sessiz zaman.
Bakalım zamanla ses arasında nasıl bir ilişki var. Evet, en sessiz saat, belki Stunde, zaman diye çevirmiş. Devam edelim. Ne oldu bana dostlarım? Bu da güzel bir söz değil mi? Yani dostunuz yoksa böyle bir soru soramazsınız tabii. Bana ne, sana ne olduysa Allah Allah, beni ilgilendirmez yani. Ne oldu bana dostlarım? Dalgın görüyorsunuz beni. Sürüklenen, gönülsüz boyun eğen, gitmeye hazır. Ah, sizlerin yanından çekip gitmeye hazır. Ve çünkü aşan insana yolculuk kaçınılmaz olarak aşina olduklarınızdan ayrılmayı gerektirebilir. Bu önemli bir tavır bakın. Çünkü insanın bu gezegendeki varlığını sürdürme çabasında aşinalıkları sürdürme gayreti vardır. Hep alışkanlıklarla yürümek isterler. Evet, bir kez daha Zerdüşt yalnızlığına dönmek zorunda. Çünkü Zerdüşt Zerdüşt olamaz yalnızlığına dönmezse. Gel gelelim ayı bu kez istemeyerek dönmekte inine. Allah Allah, tuhaf bir laf değil mi? Yani ayı inine istemeyerek dönmekte ile Zerdüşt'ün yalnızlığa dönmesi arasında nasıl bir ilgi olabilir? Ne oldu bana? Kim buyurdu böyle bir yazgıyı? Ah, benim öfkeli sahibem istiyor böyle olmasını. Ayı belki bunu söylüyor. Bana o seslendi. Onun adını hiç söylemiş miydim size? Dün akşama doğru seslendi bana en sessiz zamanım. Çünkü budur benim korkunç sahibimin adı. En sessiz zaman. Ve de böyle oldu çünkü her şeyi söylemeliyim sizlere. Söylemeliyim ki ansızın çekip gidene karşı yüreğiniz katılaşmasın. Bilir misiniz uyuyanın korkusunu? Bu mesela ağır depresyonlarda yaşanan bir şeydir mesela. Uyur. Depresif. Yani uyumak bir çeşit yaşamdan kaçma yoludur. Ama ayıların uyuması belki hibernasyon denen şey o. Hani kış uykusu. O belli bir zamanda onlar bir kenara çekip uyuyorlar. Ama ağır depresyonda, majör depresyon denen depresyon tiplerinde de ağır depresyona
düşmüş insanlar da uyurlar. Uyanmak istemez. Çünkü acı veren bir gerçeğe uyanmak istemez. Uyumak o anlamda bir kaçıştır. Bir sığınmadır uyku. Tabii kimileri de bir türlü uyuyamaz. O ayrı bir sorun tabii. Hocam. Buyurun. Sahiben dediği yazgı mı? Olabilir, evet. Sahibim de... Diğerleri hanımım diye çevirmiş hocam yani. İnanılmaz bir şey. Kim? Aflazoğlu ve Derinsu hanımım demiş yani. Yani bu kadar kötü bir çeviri olamaz yani hanımım. Evet. Yani bir hanımefendim demiş Mustafa Tüzel'de. Ne demiş? Hanımefendim. Hanımefendim. Ama bu erkek egemen kültürün getirdiği bir şey tabii. Yazgı mı oluyor orada sahibi? Hanım dedikleri yazgı mı? Evet. Bir bakalım. Öyleymiş gibi gözüküyor. Çünkü yazgıya yazgı bizim sahibimiz midir? Biz yazgıya kiracıyız. Yani yazgıda oturuyoruz. Yazgı bizim ev sahibimiz. Biz de yazgıda oturuyoruz. Ama bu güzel bir metafor aslında. Çünkü çıkarız evde. Değil mi? Yani şimdilik orada oturuyoruz ama başka eve gidebiliriz. Fakat hangi eve gitsek sahip olmadığımız için hep bir sahibimiz olacak. Bu çok Yunani bir yazgı anlayışı aslında, çarpıcı bir şey. Yani çarpıcı olan ne? Ev değiştirebilirim ama her değiştirişimde bir sahibim ya sahibem vardır. Ondan kurtulamam. Yani ben sahip olamam. Ben kiracıyım. Bu dünyada da kiracıyım. Emaneten, değil mi? Bizim kültürde emanet. Bu yaşam bize emanettir. Biz bu yaşamın sahibi değiliz. Sahip biz değiliz. Bir anlamda iyi bir tavırdır. Bir anlamda kötü anlaşılırsa felaket bir şeydir. Çünkü ben nasıl olsa ev sahibi değilim, hani kiracılar vardır. Şimdi ben bu evin duvarlarına çiviler çakabilirim, orayı kirletebilirim, aslında benim evim değil ki. Değil mi? Böyle anlaşılabilir. Bu tehlikeli bir anlama biçimi. Ama haddimizi bilmek anlamında önemli. Yani bu yaşama sen kazık çakmayacaksın arkadaş. Yani istediğin kadar spor yap, bilmem ne vitamini al, Tibet'e git, bilmem oradan bir takım işte vücudunu, tenini geliştirecek oksitleme şeyleri al. Ne yaparsan yap. Yani bu dünyaya kazık çakamazsın sen. Konuksun. Mesela Türkçe'de müthiş bir söz var. Sen konuksun. Konmuşsun sen. Gidicisin. Kalıcı değilsin. Misafirsin. Misafir ne demek? Seferde olan demek. Yani hareketlisin sen. Bilir misiniz uyuyanın korkusunu? Bu da dehşet, müthiş bir laf. İşte Zerdüşt'ün yoğun bir metin olması
olduğunu gösteren özelliklerden biri bu. 40'lı yaşlarda yazmış bunu. Yani sanki 150 yıl yaşamış ve onların deneyimlerine sahip olmuş bir insan gibi yazmış. Neden? Çünkü bu bilgisini yaşamış biri. Yani eski Yunan'ı öğrenirken eski Yunan'ı yaşamış. Roma'yı öğrenirken Roma'yı yaşamış. Öyle öğrenmiş ki öğrenerek birçok insandan fazla yaşamış. Biz öğrenerek yaşamıyoruz. Biz öğrendikçe ömrümüz kısalıyor. Tepeden tırnağa korkuya kapılmıştır. Zemin ayaklarının altından kaydığı ve düş başladığı için. Çünkü orada dayanacak bir güvence yok. Düşünüzü denetleyemezsiniz. Bunu size bir mecaz olarak diye söylüyorum. O diye fazla olmuş bence. Mecaz olarak söylüyorum. Değil mi? Dün en sessiz zamanda zemin kayıp gitti. Ayaklarımın altından düş başladı. Ama tabii buna şunu söyleyebilirim. Düş zemini diye bir zemin var. Zerdüşt onu söylemiyor. Yelkovan ilerledi. Yaşamımın saati bir soluk aldı. O zamana kadar hiç öylesine bir sessizlik duymamıştım çevremde. O yüzden korkuya kapıldı yüreğim. Ve sonra benimle sessizce konuştu. Biliyorsun değil mi Zerdüşt? Ve ben korkudan bağırdım. Bu fısıltı üzerine yüzümün kanı çekildi ama sustum. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. Biliyorsun Zerdüşt ama dile getirmiyorsun. Ve sonunda ben de yanıt verdim inatçı biri gibi. Evet biliyorum ama dile getirmek istemiyorum. Yani bu susma. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. İstemiyorsun, öyle mi Zerdüşt? Ama doğru mu bu? Saklanma inadının arkasına ve ben bir çocuk gibi ağlayıp titreyerek konuştum. Ah, istiyordum aslında ama nasıl yapabilirim ki bunu? Esirge beni, gücüm yetmez. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. Senin ne önemin var ki Zerdüşt? Söyle sözünü ve parçalanıp git. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu Zerdüştçe söyleme diye bir söyleme biçimi vardır. Söylersin ve berhava olursun eski kelimeyle. Yani parçalanırsın, yok olursun. Bu kimi intiharlarda yaşanan bir şeydir. Yani intihar eden kişi parçalanarak bir şey anlatmaya çalışmış olabilir. Yani ölmek de Sokrates'ten öğrendiğimiz, ölmek de yaşamanın bir başka biçimi olabilir. Ve ben yanıt verdim. Ah benim sözüm öyle mi? Kimim ki ben?
Hani söyleyip parçalanacağım ama ben kimim? Bunu bakın sık sık soruyor. Kimim ben? Şimdi kimin ben sorusu önemli bir sorudur. Çünkü aydınlanmadan sonra pek sorulmayan sorulardan birisi gibi görünüyor. Daha çok kimin ben yerine ne yaptım ben, ne yapıyorum ben sorusu öne çıkıyor. Ben kimim? Yani psikolojik anlamda, psikososyolojik, psikokültürel anlamda değil ama ben kimim sorusu varoluşçu veya ontolojik anlamda sorulduğunda, ontoetik anlamda sorulduğunda dehşet bir sorudur. Yani bu eylemleri, bu düşünceleri gerçekleştiren biri olarak ben kimim? Kimim ben? Beklediğim benden daha değerli olandır. Ben sözüm yüzünden parçalanıp gitmeye bile değmem. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. Senin ne önemin var ki? Bana göre yeterince alçak gönüllü değilsin daha. En sert post alçak gönüllülüğün postudur. Ve ben yanıt verdim. Nelere katlanmadı ki benim alçak gönüllülüğümün postu? Yüksekliğimin eteklerinde yaşamaktayım. Evet, bu da ilginç bir kendi durumunu anlatma biçimidir. Yani birçok insanın mesela bu çağda pek duyamadığı bir, yaşantılayamadığı bir yaşantı durumu belki. Ama böyle bir yaşantıyı belki farmakolojik desteklerle sağlayabilirsiniz ama bu çok anlamlı bir şey değildir. Yüksekliğimin eteklerinde yaşamaktayım. Bu yüksekliğe kendim çıktım. Yani herhangi bir ilaç veya hipnotize edilerek kendimi orada sandığım bir durum değil. Tepelerimin yüksekliği mi? Bunu bana söyleyen olmadı henüz ama ben vadilerimi iyi biliyorum. Doruklarımı değil ama vadilerimi biliyorum. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. Ey Zerdüşt! Dağları yerinden oynatacak olan vadileri ve ovaları da yerinden oynatır. Ve ben yanıt verdim. Benim sözüm henüz yerinden oynatmadı hiçbir dağı. Demek ki söz dağları, dolayısıyla vadileri oynatabilir. Buna sözün gücü diyoruz. Maalesef tabii bu politik güçler tarafından çok sığ ve iğrenç bir şekilde kullanılmakta. Buna algı yönetimi diyoruz. Berbat bir şey.
Tabii onlarınki sözcüklerden oluşuyor, söz değil yani. Söz başka bir güç. Ve duyan için bir anlamlıdır. Çünkü her kulak söz duymaz. Ama öyle sözler var ki dağları dolayısıyla vadileri yerinden oynatabilir. Birkaç yıl insan buna inanmıştır. Yani büyü dediğimiz şey böyle bir şeydir. İşte şamanistik tavır doğaya ve yaşama karşı belki böyle bir şeydir. Ama sözlerin bir anlamda büyüsü olduğuna da inanırım. Çünkü buna belki şiir diyoruz, edebiyat diyoruz, sanat diyoruz. Böyle bir büyü vardır. Büyüye gereksinim duyan insanlar vardır. Onlar büyü olmadıkça yaşayamazlar. Yani en basit, şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Sait Faik diye bir adam Burgaz Adası'nda yaşar. Yaşama büyü doludur. Cemal Süreya diye bir şair, kısacık ömrü vardır. Kadıköy'de yaşar. Dergi çıkarır. Meyhanelerde kendini tüketir. Ama bunun bir büyüsü, büyü içinde yaşıyor insan. Ve acı çekiyorlar. Çünkü dünyanın büyülü bir yer olmadığını biliyorlar. Ama onlar büyü duydukları için büyüsü gitmiş dünya karşısında çok acı çekiyorlar ve yanılıyorlar. Acı çeke çeke ölüp gidiyorlar. Yani muhtemelen Cemal abimi vuran da oğlu Mehmet'tir. Yani. Öyle şeyler de oluyor. Yani oğlunuz geliyor sizi vuruyor. Siz şiirle bu dünyayı yoğurmaya çalışıyorsunuz. Ama orada söylediklerim insanlara ulaşmadı. Henüz onlara ulaşamadım. Çünkü onlara başkaları ulaştı. Siyasi partiler ulaştı. Biden ulaştı. Trump ulaştı. Filanca parti ulaştı. Falanca parti ulaştı. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. Sen ne bilirsin bunu? Çiğ tanesi gecenin en suskun zamanında düşer otlara. Bu bence bir İran. Yani. Hava var yani. Hafız söylemiş olabilir. Ve ben yanıt verdim. Benimle alay ettiler kendi yolumu bulduğumda ve kendi yolumda yürüdüğümde ve gerçekte o zaman ayaklarım titriyordu. Alay edilebilirsiniz, aşağılanabilirsiniz. Siz kendi yolunuzda olduğunuzu düşünürsünüz. Belki de bu bir yanılmadır. Olsun. Siz öyle sanıyorsunuz. Ve onlar şöyle dediler bana, yolu unuttuğun gibi şimdi yürümeyi de unutmaktasın. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle, onların alaylarının ne önemi var? Sen boyun eğmeyi unutmuş birisin.
şimdi artık emir vermen gerekir. Bilmiyor musun herkesin en çok ihtiyaç duyduğu kişinin kim olduğunu? Büyük şeyler emredendir o kişi. Bana sorarsanız şimdi de böyle insanlara gerek vardır. Ama biz bunların Trump falan olduğunu sanıyoruz. Değildir, onlar küçüktür. Ve onlar küçük olduğu için şimdi post-truth falan diye Anglo-Amerikan kültürün dayattığı bir boşluğa sürüklenmek istiyoruz. Ama canı güçlü insanlar çıkarsa bu post-truth falan gibi hikayeleri silip süpürebilir. Veya şimdi değil belki ama 50 sene sonra, 20 sene sonra. Nietzsche de zamanında o kadar etkili değildi. Yani 40-50 sene sonra belki gücünü büyük ölçüde göstermiş olabilir. Büyük şeyler emreden, buyuran, hani diktatör değil bu. Diktatör büyük şeyler buyurmaz. Diktatör buyurandır diye bilinir ama buyurulandır aslında. Burada büyük şeyler emreden kişi daha farklı biri. Büyük şeyler yapabilmek güçtür. Ama ondan daha güç olanı büyük şeylerin emirlerini vermektir. Bu giderek zor duruma geliyor. Çünkü arkadaşlar giderek insanlar araç insan olmaya başlıyor. Yani ne adına çalıştıklarını bilmiyorlar. Ve dolayısıyla yani erek yoksunluğu var. Bir teleolojik yoksunluk, ereksel bir yoksunluk var. Araç ne adına, sen ne adına felsefe okuyorsun? Yaşamının yüksek değerleri ne? Niçin yaşıyorsun? Neden bu okuduklarını değerli, gördüklerini değerli görmektesin? İşte emir veren olabilir söylersek. Çok zor bir iş. Çünkü riski var arkadaşlar. Bilmiyorum. Bütün yaşamımız boyunca emir almaya, yani emir illa dışarıdan birileri şunu yap, bunu yap diye okuduğumuz kitaplar, işte Nietzsche'den emir alıyorsun belki. Ama sen yaşamının yönelt, bir yaşam buyur bakalım. Yaşamına bir şey buyur. Bakalım nasıl oluyor? Yani buyurmak o bakımdan Türkçe'de çok çarpıcı bir sözdür. Hem emir anlamına geliyor hem de kabul. Buyur. Kapıyı açıyorsun. Buyurun. Yani emriniz nedir? Diye anlaşılabilir ama bir kabul de var. Bu tam Nietzsche'ye yakışan bir şeydir.
kabulle buyurmak. Yani Türkçedeki buyurmak Nietzsche çizgisinde bir anlayışı gösteriyor. Öyle yorumlanabilir. Şimdi emir vermen gerekir. Büyük şeyler yapabilmek değil, büyük şeylerin emrini vermek. İşte budur senin en affedilmez olan yanın. Gücün var ama hükmetmek istemiyorsun. Ve ben yanıt verdim. Ben de her türlü emri vermek için gereken aslan sesi eksik. Yoksa aslan sesim olsa emrimi vereceğim. O zaman bir kez daha bir fısıltı gibi konuştu benimle. En sessiz sözcüklerdir fırtınayı getirenler. Bu da bizim insanımızın kulaklarına küpe olmalı. Çünkü bağırarak güçlü olduklarını. Çünkü neden bağırıyorsunuz? Sesinizin işitilmediğini düşündüğünüz için, yani zayıf olduğunuz için. Bir insan çok bağırıyorsa zayıf olduğu içindir. Yani sesimi duymuyorlar, ben de bağırayım ki duysunlar. Mesela çocuklar hep bağırır. Çünkü onu kimse dinlemediği için onlar hep yüksek sesle konuşmayı seçerler. En sessiz sözcüklerdir fırtınayı getirenler. Yani onun için sessizlik. Dünyayı güvercin ayaklarıyla, dünyaya güvercin ayaklarıyla gelen düşünceler yön verir. İşte güvercin ayakları biraz Homeros. Ey Zerdüşt, sen gelmesi zorunlu olanın gölgesi olarak yürümelisin. İşte yalvaçça bir söz bu. Değil mi yani peygamberane? İşte o zaman emredeceksin ve emrederek ilerleyeceksin. Vay faşist vay diyor, değil mi? Zaten Nietzsche'nin faşist olduğunu biliyorum. Ve ben yanıt verdim, utanıyorum. Şimdi bir faşist böyle bir laf eder mi? Faşist olmadan önce eder, faşist olunca etmez. O zaman bir kez daha sessizce konuştu benimle. Çocuk olmak ve utanmak nedir bilmemek zorundasın. Çünkü utanmak kültürün dayattığı bir şey. Gençliğin gururu var henüz içinde. Geç geldi gençliğin. Ama çocuk olmak isteyen gençliğini de aşmak zorundadır. Çünkü çocukluk Nietzsche'ye göre en ileri olgunluk düzeyidir, en yüksek. Ve ben uzun süre düşündüm ve titredim. Yani bu da bizim kültüre yakışan bir deyiş oldu, değil mi? Titreyip kendimize dönme. Ama sonunda ilk söylediğimi söyledim. İstemiyorum.
Bunun üzerine bir gülmedir aldı çevremi. Ah nasıl iç organlarımı parçalayıp yüreğime saplandı bu gülüş. İstemiyorum sözüne karşı. Çünkü Nietzsche'ye göre yaşama yakışmayan bir şey. Ve o son kez konuştu benimle. Ey Zerdüşt, yemişlerin olgunlaşmış ama sen yemişlerine layık olacak kadar olgun değilsin. Düşünde görüyorum, değil mi? Çünkü hala istemiyorum dediğin için. İstemek yaşama katılmaktır. Ve yaşamanın tehlikesini göze almaktır. Bu yüzden yine yalnızlığa dönmek zorundasın. Çünkü daha da olgunlaşmalısın. Hala hamsın. Demek ki zaman zaman Zerdüşt'ün yalnızlığa dönmesi olgunluğu için gereklidir. Ama hep yalnızlık da olgunluğu sağlamıyor. Demek ki insanlara katılıp tekrar çekiliyor, tekrar katılıyor, tekrar çekiliyor. Ve yine güldü ve kaçtı. Ondan sonra sanki katmerli bir sessizlik kapladı çevremi. Ben ise yerde yatıyordum ve her yanımdan ter fışkırıyordu. Şimdi her şeyi duydunuz ve neden yalnızlığıma geri dönmek zorunda olduğumu da. Ama yeterince pişmedim. Hamdım elhamdülillah. Ya Yunus öyle dememişti bir de. Ama hamlığını bilmek de önemli bir aşamadır. Sizden hiçbir şeyi saklamadım dostlarım. Ama bir şey daha duydunuz benden. Bütün insanların arasında kimin en suskun olduğunu ve öyle olmak istediğini de. Ah dostlarım, daha söyleyeceğim bir şey vardı sizlere, vereceğim bir şey de. Peki neden vermiyorum? Cimri miyim yoksa? Neden vermiyorum? Çünkü yeterince pişmediğim için. Çünkü pişmek şöyle bir şeydi, yani fırını bilmem kaç dereceye ayarla ve piş, öyle olmuyor. Zaman istiyor. Yani zaman gerekli ama yeterli değil. Çünkü o zaman içinde pişmeyebilirsin de. Fakat Zerdüşt bu sözleri söyledikten sonra acının şiddetine ve dostlarından ayrılışının yaklaşmış oluşuna yenik düştü ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Ve kimse onu teselli etmeyi başaramadı. Bakın Zerdüşt ağlıyor. Yalnızlığına gidiyor ama yani o kadar da metin biri değildir. O da alışkanlıkları seviyor ve alışkanlıklardan kurtulması ona acı veriyor. Gece olduğunda ise tek başına çekip gitti ve dostlarını terk etti. Kim bilir ne zaman tekrar dönecektir? Zerdüşt sizce hala buralarda bir yerde midir? Yoksa hala olgunlaşmayı mı bekliyor? Veya gitti geldi olgunlaştı ve artık öbür insana katıldı, aşan insana katıldı ve belki de bu gezegende değil artık. O zaman bir soru, bu yılın son sorularından biri olsun. Zerdüşt nerededir?
Değil mi? Bunu soralım. Her neredeyse Zerdüşt'e iyi yıllar dileyebiliriz. Peki, görüşmek üzere arkadaşlar.